Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programının katkılarıyla başlatılan Yaşlı Dostu Hastane projesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal Isparta Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Doktor Emin Taşkıran öncülüğünde hayata geçirildi. Gerontologlar Derneği Başkanı Gürdal konu ile ilgili olarak düşüncelerini bizlerle paylaştı. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Ocak ayında Gerontologlar Derneği'ne ve tarafıma ulaştılar. Özellikle Isparta Şehir Hastanesinin yaşlı dostu hastane kriterlerine uyum sağlayabileceği hakkında bir görüşleri vardı. Bu anlamda beraber Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Serpil Hanım'la, Doktor Çağlar Bey ile birlikte ve Başhekimimiz Zafer Bey ile birlikte bir çalışma haline girdik. Sağlık Bakanlığına Isparta Şehir Hastanesinin yaşlı dostu hastane kriterlerine uyum uyumu alakalı bir takım çalışmaları yerinde inceledik ve uyguladık. Şu anda Isparta Şehir Hastanesi Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eğirdir Devlet Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi ve Şarkaraş Devlet Hastanesi ile birlikte Isparta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hastanelerimiz 6 hastane bu kriterlere uyum sağladı ve 15 Şubat itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterler konusuyla birlikte bu hastanelerimiz yaşlı dostu hastane olmayı hak kazandı. bu şu bakımdan önemli. Türkiye'nin demografisi hatta dünyanın demografisi biliyoruz ki yaşlanıyor. Hızlı bir şekilde yaşlanma hususu mevcut. Bu anlamda hem yaşlıların hastanelerde çok fazla uğrak yerleri, yaşlılarımızın. Oralarda daha fazla karmaşa halinde kalmaması anlamında, daha fazla personeli belki de bu anlamda hem yoğun bir çalışma altına bırakmaması, hem de mağdur etmemesi ve hem de tabii ki de kendilerinin de mağdur olmaması anlamında hastanede bir takım düzenlemeler yapıldı. Özellikle yaptığımız en önemli çalışma belki de artık hastanelerimizde Normal hastalarımızın danıştığı sekreterliğin yanında bir de yaşlılarımızın bizzat danıştığı yaşlı danışma merkezlerimiz mevcut. Burada yaşlılarımız doğrudan hastalıklarla alakalı bilgileri verdiklerinde yaşlı bakım teknikleri öğrencilerimiz bir de bu, bu, bu projeye dönüşmüş oldu. Doğrudan bizim kendi öğrencilerimiz bu hastanede uygulama yapacaklar. Bu anlamda bu öğrencilerimiz doğrudan yaşlılarımızı belki de gözü kulağı diyebileceğimiz hastanede bu anlamda bir çalışma yapmış olduk ve bu Türkiye'ye örnek bir çalışma oldu. Projenin uygulanma ve tasarı aşamasında Isparta İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının da katkıları bulunurken, bu çalışma ile yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin tedavi ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi amaçlandı.